Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 20 Mayıs'a kadar Güneş Boğa Burcu'nda ilerleyecek ve Boğa Burcu'nda önemli geçişlerin olduğu, gezegen stelyumlarının, birikimlerinin olduğu önemli bir ay Mayıs ayı. Gerçekten ilginç birleşimler var gökyüzünde ve bunların birçoğu da sizin için şanslı etkiler getiriyor. Ve Merkür, yönetici gezegeniniz Merkür bu ay artık ileri harekette, ayın 15'ine kadar Koç burcunda hızlanacak. 15'inden sonra ise Boğa burcuna geçecek ve o gezegen stelyumuna, Boğa geçişine Merkür de dahil olacak. Evet, Mars enerjimizi yöneten Mars Koç burcunda ay boyunca. Dolayısıyla biraz hani bu ay para konuları, hesap işleri, ödemeler, alacaklar, para konularında biraz daha mücadeleniz var. Ayın 15'ine kadar Merkür'ün de bu alanda olması, özellikle Nisan ayından devam eden, başlayan ya da işte yavaşlamış, gecikmiş, ertelenmiş konuları bu ayın ilk yarısında ele almanızı, toparlamanızı, hesapları yapmanızı, muhasebe işlerinizi yapmanızı sağlayabilir. İşte alacaklar, verecekler, borç konuları, banka konuları, kredileri, buralarda verilecek kararlar, belki atılacak imzalar, ortaklı gelirleriniz, giderleriniz, hani buraları daha fazla enerji odaklayabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken Boğa burcundaki gezegen geçişleri motivasyonunuzu arttıracak. Özgüveninizin daha yüksek olduğu, hayata bakışınızın daha iyimser olduğu, daha cesur olduğunuz bir aydasınız. Venüs'ün de Boğa burcunda ilerliyor olması yaşamdan keyif almanızı, kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak. Hani bu durumda parasal konularda da daha olumlu gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. En azından Nisan ayında hissettiğiniz o belirsizliği, o belki biraz hani güvensizliği bu ay geride bırakmanız, özgüveninizin artması mümkün görünüyor. İşte 8 Mayıs'ta tam da bu Boğa burcunun 18 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ayın yöneticisi Venüs Boğa burcunda. Uranüs, Jüpiter bunlar Boğa burcunda. Üstelik Jüpiter artık bu ay sonunda ikizlere geçeceği için Boğa burcundaki son derecelerde güçlü bir şekilde ilerliyor. Son dokunuşlarını, belki burçtan ayrılmadan önce son hediyelerini bize güçlü bir şekilde bu ay verebilir. Unutmayın. 9. evinizde doğacak bir yeni ay ufkunuzu geliştirirken size yeni vizyonlar, yeni bilgiler getirebilir. Özellikle bu dönemde böyle bir medyadır, yayın işleridir, sosyal medya aktiviteleridir, daha aktif olabilirsiniz. Hani işinizi tanıtmak için girişimleriniz olabilir, kendiniz daha aktif olabilirsiniz, görünür hale gelebilirsiniz. Her türlü eğitim konuları, işte eğitimler, kurslar, seminerler, girişimleriniz olabilir. Akademik çalışmalar, bu ay aslında akademik çalışmalar, eğitim çalışmalarında yine başarılı bir aydasınız. Eğitimle ilgili bir işiniz varsa yine bu ay hareketli olabilir. Seyahatler, turizm işleri, yurt dışı konuları, özellikle yabancılarla bağlantılı işler, projeler, aktiviteler, bunlar yani internet üzerinde olabilecek işler, girişimler de olabilir. Hukuksal bazı işleriniz, görüşmeleriniz, davalarınız, mahkemeleriniz, yasal süreçleriniz varsa bu ay yine bu alanlarda da çok güçlü bağlantılar kurmanız, önemli adımlar atmanız, girişimlerde bulunmanız mümkün görünüyor. Dolunayın özellikle yeni ayın Satürn'le olumlu bir açı yapacak olması, hani daha istikrarlı, daha ayağı yere sağlam basan, en azından bize böyle güven verecek, uzun vadeli girişimleri destekliyor. Uzun vadeli anlaşmalar olabilir bunlar. İşte aradığınız bir avukatı bulmak, bir danışmanı bulmak olabilir mesela. Hani uzun vadeli böyle işbirlikleri için sizi destekliyor olacak. Yine eşinizle beraber yapmak istediğiniz planlamalar için bir seyahat organizasyonu da olabilir bu. Çünkü 9. ev seyahatler, geziler için de çok güzel destekler getiriyor, ya da tatil planlamaları olabilir. İşte tüm bunları 8 Mayıs ve onları takip eden günlerde daha rahat, böyle uygun koşullarda hayatınıza getirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa çok güzel bir açı alıyorsunuz bu yeni aydan. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki özellikle bu Boğa burcundaki gezegen gruplaşması, kavuşumu sizin için çok daha etkili olabilir. Çok daha güçlü tesirler hayatınıza taşıyabilir. 13 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşumu var. Sürpriz etkiler, hızlı gelişmeler. İşte bir davada mesela hızlı bir karar alınması ya da hiç beklemediğiniz bir dava, bir konu, hukuksal konuda gündeme gelebilir tabii. Sürpriz bir seyahat, planlanmamış belki bir
böyle sevindirici bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Eğitim konularında bazı fırsatlar yine karşınıza çıkabilir. 18 Mayıs, 19 Mayıs yine şanslı günler. Güneş-Jüpiter kavuşumu olacak. Çok güzel bir açı veriyor size. 9. evden geliyor bu. Yine seyahatleri, yolculukları destek. Bu ay çok seyahat edebilirsiniz. Bakın gerçekten özellikle uzak mesafeli yolculuklar, yurt dışı konuları. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, bu bir vize almak olabilir, iş pasaport işi olabilir, yurt dışında yerleşimi gibi bir konunuz olabilir, hukuksal müracaatlarınız olabilir. Tüm bunlar için aslında bu ay size güzel destekler getiriyor. Ve dolayısıyla tabii ki ertelediğiniz seyahatleri de yapabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı işler, çalışmalar, eğitim konuları, geziler, özellikle bu 18 Mayıs yakınlarında, 19 Mayıs, 20 Mayıs, bakın Güneş-Jüpiter kavuşumu, aynı gün Venüs-Uranüs kavuşumu var. Güzel etkiler getiriyor, şanslar getiriyor ve bu yolculuklarda, seyahatlerde ilginç tanışmalar da olabilir. Yani bir anda böyle heyecan verici bir flört de karşımıza çıkabilir. Bir ilişki, bir arkadaşlık başlayabilir veya iş teklifleri alabilir. Bunun gibi fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. 20 Mayıs'tan itibaren Güneş artık İkizler Burcu'nda parlamaya başlayacak. Burası sizin kariyer alanınız. Yani ayın son günlerinde biraz hani iş konuları, kariyer konuları öne çıkıyor. Güneş ile Plüton'un da üçgen açısı söz konusu olacak. Mesleki konularda önemli destekler alabilirsiniz. 20 Mayıs'tan itibaren. Ve zaten 23 Mayıs'ta yine Yay burcunda önemli bir dolunay meydana gelecek. 2 derece Yay burcu dolunayı değişken burçlarımızı ve sizi de etkileyebilir. 4. evinizde meydana gelecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu dolunay aslında böyle bir özel yaşam, ev konusu, yuva konusu, işiniz, mesleğiniz, statünüz gibi konularda da bir etki getiriyor. İşle ilgili veya ilişkilerle bağlantılı yer değişiklikleriniz olabilir. Mesela bir işe girdiniz, çalışmaya başladınız. Belki bu nedenle taşınacaksınız. Bir yer değişikliği olacak. Veya işte evlilik, yuva kurma gibi bir konunuz var. Bu da statünüzü etkileyebilir, hayat düzeninizi etkileyebilir. Ebeveynlerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ebeveynlerinizin düzeni, ebeveynlerinizin sağlığı, işi, mesleği ve bunlarla ilgili düzenlemeler olabilir. Özellikle birçok Başak evde çalışma, evde bir iş kurma. Bunlar hani dijital platformlarda, internet üzerinde online yapılacak işler de olabilir. Buralarda da önemli etkiler getiriyor aslında sevgili Başaklar. Ve bu Dolunay sırasında yine önemli kavuşumlar var. Venüs ile Jüpiter kavuşacak. Boğa burcunun artık son derecesinde bu kavuşumu görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten içinde çok fırsat barındıran, önemli etkiler getiren bir dolunay döngüsü. Venüs artık İkizler Burcu'na geçecek Güneş'le beraber ve 26 Mayıs'ta Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek. Ayın son günlerinde 30 Mayıs, 31 Mayıs Güneş'in ve Jüpiter'in Plüto ile bir üçgen açısı olduğunu görüyoruz. Güneş, Jüpiter, Venüs kariyer evinizde parlıyor olacak sevgili Başaklar. Sizin için iş konuları, meslek konuları, kariyer konularında aslında bakın önemli tesirlerin olduğu ve gerçekten kendinizi mesleki anlamda başarılı hissedebileceğiniz, amaçlarınıza ulaşabileceğiniz etkiler var. Yani tüm bunların altyapıları, hazırlıkları belki ayın ilk günlerinden itibaren hızlanabilir. Ardından ayın son günlerinde bu tesirler kendini iyice gösterebilir. Aileden, aile büyüklerinden, çalıştığınız mevkide ya da işinizle ilgili otorite sahibi kişilerden de gereken onayları ve destekleri almanız da kolaylaşabilir sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.